arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığım bir bulaşık makinesini tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Ağır çelik. Hani memnun kalmazsam kolay kolay. Oğlum bir dakika. Zaten artık Emir'e alıştınız. Evet, memnun kalmasam zaten asla önermem. Ağır çelik çok güzel yıkıyor. Evet arkadaşlar. Ben size içini tanıtmak istiyorum önce. Üst sepeti mevcut zaten her şey bulaşık makinesinde olduğu gibi. Yalnız üst sepetinin bir özelliği var. Ayarlanabilir asansörlü. İsterseniz bunu bir aşağıya indirebilirsiniz. İsterseniz yukarıya çıkartabilirsiniz. Hani bunun yüksekliğini siz ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısmında çatal bıçak, oğlum bir dakika anneciğim, çatal bıçak sepetimiz var. Çatal bıçak. Yine ayrıyeten içine çatal bıçak sepeti yedek olarak koymuşlar. Çatal bıçak sepeti. Evet oğlum, istediğiniz hani istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben genelde yukarıdakini kullanıyorum. İçinde yine fanlı kurutma sistemi var. Bakın şurada gördüğünüz gibi ya orada. Bir saniye oğlum. Orada gördüğünüz gibi fanlı kurutma sistemi. Dur anneciğim benim. Ve ayrıyetten şurada yedek pervanesi var. O pervane ne işe yarıyor derseniz, böyle çok yağlı kirli bulaşıklarınız olduğu zaman sepetin şu kısmına, anneciğim bir saniye. Sepetin şu kısmına, bu tarafa tüm yağlıları koyarsınız. Tüm yağlıları koyarsınız, sonra bunu çalıştırırsınız. Daha güzel, daha iyi parlatıyor. Dur anneciğim. Ayrıca bir pervane de şu kısımda var. Şu an siz göremezsiniz ama şu kısımda var. O pervane de çatal bıçağınızın yıkanması için. Evet, içine bakacak olursak. Efendim oğlum. Bakın şu şekilde filtreleri var. Ayrıyetten bu şekilde. Hani gerçekten ben çok memnun kaldım. Siz de memnun kalırsınız. Yıkaması falan çok güzel. Evet, bunu şu şekilde takalım. Tuz zaten koymayalım. Her bulaşık makinesinde olduğu gibi. Evet. Izgaraları var. Izgaraları zaten diğer bulaşık makinelerinde olduğu gibi yine böyle açılıp kapatılabilen. Ben tencere koyduğum için o kısmı kapattım. Parlatıcı kısmı ve yine deterjan koyma kısmı. Evet, dış kısmına da bakarsak dokunmatik. Sadece dokunmanız yeterli. Makine yıkama programı var. 8 programlı kendisi. Makine yıkama programında ayda bir defa çalıştırmanız yeterli. 3 saat 58 dakika sürüyor ama içini, gövdesi, iç kısmını, pervaneleri, filtre kısmını tertemiz ediyor. Yine eko 50 derece. Şöyle yapalım. 3 saat 30 dakika. Otomatik diyor, 40-65 derece diyor. 3 saat 9 saniye. Şöyle yapalım. Karma. Gördüğünüz gibi saatleri buradan çıkıyor zaten. Ben genelde... Efendim? Tamam, biraz sonra anneciğim. Ben genelde 5'te yıkıyorum. Hızlı 58 dakikada yıkıyoruz, çıkıyoruz. Hassas yıkama var. Hassas yıkama bu, hani porselen tabaklar var. Karaca'dan falan alınan tabaklar var ya, hani tabak takımı. Bu ayaklı bardaklar, kırılabilen hassas tabaklar için genelde kullanıyoruz bunu. Mini yıkamamız var. Mini yıkamada 30 dakika. Bu da hani böyle çok yağlı şeyleri geçirmiyor. Ama hani böyle hemen yıkayabileceğimiz, hemen temizlenebilecek bulaşıklar için. Ve bir de ön yıkama var. Ön yıkamayı da işte yeni olduğu için hiç kullanmadım ama makine çok güzel. Ben genelde şu an size şöyle göstereyim. Mini yıkama 30 derecede, 30 dakikada ve 30 derece yıkama olayını göstereyim. Şuradan şöyle basalım. Makinamız şu an çalışıyor. Çocuk kilidi var. Eğer evde yaramaz benim gibi afacan bir çocuğunuz varsa şu an, yani ne yaparsa yapsın ayarlar, asla hiçbir şekilde karışmıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Kapatmak isterseniz, bunu iptal etmek isterseniz tekrardan çocuk kilidine basıyoruz. Ve
bulaşık makinemizi kapatmak istiyorsanız yine kapatıyoruz. Bu şekilde makinemiz kapanıyor. Aynen bu şekilde. Bu ayarımız hani içinde yedek pervane vardı ya, o ayarımızı da ben size göstereyim. O da genelde üçüncü programda çalışıyor. Yine saat ayarımız var, zaman ayarımız var. İstediğiniz zaman çalıştırabiliyorsunuz makineyi. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel bir makine. Almak isteyenlere öneririm. Diğer makinemden hiç memnun kalmadım. Hani ismini de vermek istemiyorum. Ama Arçelik gerçekten güzel yıkıyor. Şiddetle önerebileceğim bir makine. Almak isteyenlere, düğün yapıp da düşünenlere, yeni makinesi bozulup da acaba hangi makineyi alsam diye düşünenlere. Bakın şu tuşu size söylemeyi unuttum. Şu tuşta mesela akşamdan bulaşığınız var içinde ve kokmasını istemiyorsunuz. Tek tuşa, şu tuşa bastığınız zaman bu tuş içindeki bulaşığın kötü kokmasını engelliyor. O tuşu size söylemeyi unuttum. Bakın şu an çalışır vaziyette. İçindeki bulaşığın kötü kokmasını engelliyor. Aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Makinamız çok güzel bir makine olup gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Almak isteyenlere, alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. İnşallah alırsanız siz de memnun kalırsınız. İyi günler.